Bir kere Darwinist olan bir insan diyalektik düşünceyi savunuyor. Yani diyalektik düşünceyi savunan bir insan tarihin diyalektiğini de, doğanın diyalektiğini de savunmuş oluyor. İnşallah. Ve canlıların diyalektiğini zaten savunuyor Darwinizm biliyorsunuz. Yani bir felsefenin ortasını savunup da başını ve sonunu savunmamak mümkün değildir. Sen canlıların diyalektiğini savunuyorsan doğanın diyalektiğini de savunuyorsun demektir. Tarihin diyalektiğini de savunuyorsun demektir. İnşallah. Tarihin diyalektiğini savundun muydu? Bir insanın Marksist olmaması mümkün değildir. Yani mutlaka Marksist olur. İnşallah. Marksist eşittir komünist. Evet. Komünist de Leninist olmak durumundadır. Yani mutlaka Leninist olmak durumundadır. Leninist olunca da mecburen terörist olmak durumundadır. Yani Leninizmin kökeninde terör vardır. İnşallah. Yani Lenin bunu pratikte de uygulamış, kitaplarında da yazmış ve tavsiye etmiştir. Yani polisler öldürülüyor, devlete saldırın, bankaları soyun, sabotaj yapın, her türlü saldırıyı yapın diyor. Onun için PKK bu saldırıyı yapıyor. Yani Leninist görüşün etkisiyle bunu yapıyor. Önce bir Darwinist oluyor. Darwinist olunca doğanın diyalektiğini de kabul ediyor, tarihin diyalektiğini de kabul ediyor. Bilimsel bir teori var ortada arkadaş diyor. Yani bir safsata var ortada, Darwinist safsata var. Başına sonuna safsatayı koydun mu sahte bir bilimsel görüş ortaya konuyor. Ve bu kafayla 350 milyon insanı katlettiler. İnşallah. Evet. Ki bu deccaliyettir işte. Şimdi Mine Hanım orada bir yanılma diyelim. Yani yanılma içerisinde. Göya beni cevaplandırıyor ama böyle bir cevap olmaz. Yani akılcı ve mantıklı bir cevap vermedi. Samimi olmayan bir cevap vermiş oldu. Mesela kendisi benim gördüğüm kadar sol görüşe sahip. Mesela bu açık. Sağcı olanlar rahat yaşamak isteyen insanlar. Yani o anlamda Darwinist sağcı olmak isteyenler. Mesela malum şahıslar işte saydığımız şahıslar. Bunun için bu konuyu araştıranlar açık açık bu konuyu öğrenmek istiyorlarsa bizim sitemize bir ziyarette bulunsunlar. harunyahya.org harunyahya.com ve net sitelerine ziyarette bulunsunlar. Bütün açıklığıyla bu gerçekleri görürler. İnşallah. İnşallah.